Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Konuğum bu ülkenin geleceği. Ozan Gündoğdu, genç bir ekonomist, siyasal bilgiler, mektebi mülkiye mezunu. Bir Gün Gazetesi, ekonomi editörü. Biraz fazla orantısız zeka ve bilgi. Hiç bu ülkeye göre değil. Hiç bu ülkeye göre değil. Hiç yakıştıramıyorum ama ne yapalım. Bilsem çağırmazdım. İşte böyle oldu. Ne yapacaksınız? Konuşacağız. Efendim, birinci bölümü Sultanbeylilerin itirazıyla bitirdik. Adamcağız belki de AKP'ye oy vermişti. Çalıyorlar diye patlamış. Aa, biz bunu nereden duymuştuk? Nerede duymuştuk? Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri sonrasında İstanbul'da kaybedince çünkü çaldılar demişlerdi. Hatta Hasan Kaçan bile öyle buyurmuştu. Buyurduğu için de İBB'den şahane paralar almıştı falan. Olabilir öyle şeyler. Biliyorsun. Burası Türkiye. Öyle bir görüntüyle bitirdik. Şimdi bu bölüme de gene bir sokaktan bir isyanla, bir görüntüyle devam edelim. Bağımsız Maden İş Sendikası işçisi üyeler, aileler, Somalılar, artık yeter diyenler, maden işçileri, dünyanın ne denir, en siyahları belki, değil mi? Yani yaptıkları iş karşılığında aldıkları para, her an ölüm korkusu ve yerinin, düşünsenize, yüzlerce metre altında, korkunç bir şey. Onlar da artık yeter demişler, onlar da isyan ettiler. Somalılar yürüdü. Ondan başlayalım. Sesimizi duyan var mı diye pankart açmışlar. Hani slogan atmayı bile çok becerememişler, yazık. Fakat işte böyle sınırı da bir grup olsa seslerini duyurmaya çalışmışlar. Aslında bunlar yerel gibi gelebilir ama son zamanlarda Bursa'daki, Gebze'deki büyük işçi mitingleri, eylemleri, yürüyüşleri, karşılığında gördükleri pazarlık masasındaki elde ettikleri güç vesaire, az önce Sultanbeyli'de gördük. İnsanlar artık, hani yaşlı teyzeler, amcalar bile, ay teyzeler, amcalar dediğime bakmayın, benden gençtir hepsi de, hani lafın gelişi, sokağa çıkıyorlar. Hayatlarında hiç yürümemiş, isyan etmemiş insanlar, ay yeter diyor. Sultanbeyli'de izledik. Dinimizi sömüre sömüre bu hale getirdiler diyor. Artık ay yeter, bana dinde gelme diyor. İşçiden yana esiyor yel demiştim Can Yücel'in şiirinden hareketli. Sahiden böyle bir şey mi var, yoksa ben rüya falan görüyor olabilir miyim? Bence rüya görmüyorsunuz. Biz son 30 yılda, geçmiş 30 yılda kimlik siyasetinin çok fazla etkisinde kaldık. Belki de İslamcıların biraz etkisiyle oldu. Ve burada tabii muhalefet kesimi çok ciddi bir tuzağa sürüklendi. Çünkü bakış açımız şu olsun. Mesela diyelim ki, hep çok duyduğum için söylüyorum. İşte sağcı solcu diye ayrıldığı zaman, memlekete bu pencereden bakıldığı zaman, işte %65 sağcı, %35 solcu, işte azınlıkta kalıyor muhalefet, sol muhalefet, toplumsal muhalefet. İşte muhafazakar laik diye ayrıldığı zaman, işte yine laik azınlıkta kalıyor. Orayı şey yapıyor. İşte Alevi Sünni diye ayrıldığı zaman Alevi azınlıkta kalıyor ve bu ezilmiş kesimi sahipleniyor. İşte Türk-Kürt diye ayrıldığı zaman kez aynı şekilde vesaire. Bunların hepsinde İslamcılar biraz da belki uyanıklık yaptılar ve çoğunluk grubun
arkasında ve o kimliği sahiplenir bir fikir yarattılar. Halbuki bu fikirlerin hepsi son derece talihiydi. Memlekete şöyle bir de bu pencereden baktığımız zaman bakalım toplumsal muhalefet ne aşamadı? Bu pencereden baktığımız zaman %99'u burada. Ve biz burayı destekliyoruz. Sokakta olmasa da orada öyle orada, mi? Orada, orada. Hepsi ücretli. Yani AKP'li olsun, SP'li olsun, MHP'li olsun, İYİ Partili olsun, CHP'li olsun, HDP'li olsun fark etmez. Bizim memlekette en azından toplumsal muhalefet kesimlerinin gönül rahatlığıyla savunacağı ve toplumsal dayanak olarak orayı ilan edeceği yer işte bu kesimler zaten. Bu kesimleri şimdi mümkün olduğunca kimliklere böldüğümüz zaman zaten bu İslamcıların temel şeyi bu. Ne diyor, neyle başlıyor bütün İslamcılar? %99'u Müslüman olan bu memlekette. Bence şöyle başlamak lazım. %99'u ücretli olan bu memlekette. %99'u yoksul olan bu memlekette. Çünkü mutlaka siyaset yaparken bir toplumsal tabanınızın olması lazım. Mesela bir deminki videoda reklama gitmeden önce Sultanbeyli'yi gördük. Görelim Sultanbeyli'yi tekrar. Bana kalırsa yoksul halk kesimlerine böyle tek bir fraksiyon muamelesi yapmamak lazım. Mesela bu kesimle Soma'daki kesim ikisi de yoksul ama aynı fraksiyondan değil. Bu kesim köyden kente göç ettikten sonra küçük mülk sahibi yapılmış kesim. Dar gelirlidir ama kaybedecek küçük mülkleri var. Ve o kaybedecek küçük mülkleri onları 80'li 90'lı yıllarda kolaylıkla muhafazakarıyla yapabildi. Ve o bölgelerde, o gecekondu mahallelerinde işte solcular vesaire temizlendikten sonra objektif şartlar oluştu. Ve bu vatandaşlar biraz da küçük mülk sahibi olmanın da rahatlığıyla kolaylıkla iktidara eklemlendi. Aynen, eklemlenebildi. Ama artık bu artık rant ağını rahat rahat dağıtamıyor. Bakarsanız, dikkat ederseniz çoğu belli bir yaşın üzerinde. Çocuklarına ne bırakacaklar? Çocuklarına küçük mülk sahipliğini bırakamıyorlar. Bakın bunların çocukları, bu arkadaşların, bu insanların çocukları mühendis oldu. Şimdi 2500 liraya çalışmak için kapı kapı geziyorlar. Ya, ya. İş bulabilirler. Dolayısıyla bir rejimin ekonomik olarak sonuna gelindi. Sosyal olarak da ekonomik olarak da. Bu insanlar köyden kente göç etmişlerdi. O yüzden köy soylu, kasaba soylu insanlardı ve kente geldikleri zaman kentte zengin diye öğretmeni, avukatı, mühendisi tanıdılar. Öğretmene elit diyorlar şimdi. Elitler işte. Öğretmenin ne eliti olacak? Memura elit denir mi? Ya böyle orta direğe elit dediler bu insanlara. Bu çatışmayı yarattılar. Ama bu çocuklar, bunların çocukları artık buna ikna olmuyorlar. Çünkü kentleştiler, güvencesizleştiler, yoksullaştılar, işçileştiler. Bu anlamıyla bence toplumsal dayanağı olan bu sınıf yavaş yavaş çözülüyor. AKP'nin toplumsal dayanağı olan bu sınıf yavaş yavaş çözülüyor. Fakat muhalefetin bir toplumsal dayanağı olan bir sınıf mevzisine ihtiyacı var. Bu belki bir geçiş döneminde şu anda, belki orta vadede olur. Şu videoyu bir daha izleyelim. Oradaki çünkü söylem, sözler, o öfkeyle ama gayet de bilinçli bir biçimde dile getirilen isyan hakikaten tekrarı hak ediyor. Buyurun. Ne sıkıntı yaşıyorlar? Ya bu kuşak ya da bir önceki kuşak köyden geldi. Toprağı, neoliberal politikalar onun toprağını sattırdı. Bir güvence gitti orada. Burada belki popülist politikalarla bir tapu sahibi oldu vesaire, küçük mülkleşti. Öte yandan işte o feodal ilişkileri aracılığıyla aynı mahallelerde oturdular. Aynı işte kültürel formasyonlara kavuştular. Ve bu formu kolaylıkla siyasete devşirmek kolay oldu AKP için. Ama dediğim gibi muhtemelen bunların çocukları tapura hiç bedelinin ne olduğunu hiç bilmeyecek bile. Veya işsizlik için sokağa çıkmıyorlar ve belli bir yaşın üzerindeler. Bu aslında bana kalırsa bu güzel bir roman vardı öyle, Oblomov diye. Yani bir sınıfın aslında çözülmesi. Küçük mülk sahibi, köyden kente göç eden, plansız sanayileşme yüzünden köyden kente göç eden ve kentte küçük mülk sahibi edilmiş ve o küçük mülk sahibi edildiği için muhafazakarlaştırılabilmesi kolay olmuş. Tarikat ticaret ağlarına hapsedilmiş. Bu sınıfın aslında sonu geliyor. Neden? Çünkü çocukları ikna edemiyorlar. Gençleri ikna edemiyorlar. Çünkü gençler güvencesiz. Çok daha korkaklar gençler. Şimdi işten söz etti. Mühendis oldular. 2500 liraya asgari ücret. Biraz üstünde. Hatta belki asgari ücretle iş bulmaya razı. Ama bulamayan binlerce, on binlerce, milyonlarca genç var. Daha da olacak. Oluyor. Yatırım olmadıkça. Yanı sıra
Vergiler, dolaylı dolaysız damdan atlayan, oradan buradan zıplayan vergiler var. Şimdi bir elektrik zammı, bir tek örnek üzerinden gideceğim. Çünkü bir vakaya bağlayacağım onu. Bir elektrik zammı yıllara göre ne olmuş, ne bitmiş bir görelim. Şimdi bakın, burada ilk şeyde mesken, öbürlerine baksak da olur, bakmasak da olur. Evlerimizde ne kadar zam gelmiş elektriğe. Bu elektrik. Şimdi 2018'de Ocak-Mart ayları arasında gelen zamlar. Görüyor musunuz? En son 2016 ilk başta 2018 Ocak'ta Mart arasında görüyor musunuz? Şeyi, çıkışları %45, %30, yani haftada bir neredeyse zam gelmiş. 2019'da gelenler ayrı. Şimdi sanayide baştan dördüncü. Bu da korkunç yani, burası da aynı aralıkta, 2018 Ekim aralıkta, 2018 sonunda bakar mısınız %70'lerde sanayi nasıl ayakta kalsın? Ticarethane nasıl ayakta kalsın? Evlerde zaten gerçekten korkunç bir durum. Doğalgaz ve elektrik insanları resmen çökertiyor. Bir örnek gelecek şimdi. Bir kadıncağız Anadolu'da yaşıyor, yatalak ve bakın 700 lira emeklilik maaşı alıyor Hatice Belet, Şanlıurfa'da. Bir göz evi, bir göz bir de işte mutfak şu bu falan ya da ona benzer bir tuvalet 700 lira yaşlık maaş alıyor yatalak kadıncağız. Evinde kalorifer tabii ki yok. Evinde yatalak olduğu için soba yakamıyor, uğraşamadığı için. Elektrik, küçücük bir elektrik sobasıyla ısınıyor. 764 lira elektrik faturası gelmiş. Bu kadına şimdi bu iktidarın halden anladığını, aynı dinden olduğunu, aynı şeye inandıklarını kim nasıl anlatır Allah aşkına? Yani bizim vatandaşımızın şu bilince varması lazım. O da işte yavaş yavaş oluyor gibi geliyor bana, yani kentleşmeyle beraber. Hak bilincinin olması lazım. Nedir hak? Bence şuraya çizgiyi çekmek lazım. Bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olmaması lazım. Nedir biyolojik ihtiyaç? Isınma, barınma, ulaşım, gıda. Bunları karşılayamayacak durumda olmaması lazım. Bu mutlak temel yoksulluk. Temel yani bunlar. Temel. Tabii bunun gerisi mutlak yoksulluk artık. Yani bunun gerisinde ne devlet kalır, ne din kalır, ne sosyal hayat kalır, ne ahlak kalır. Bunun altında zaten her türlü çürüme başlar. Bir de tabii şu var. Sadece faturanın nominal büyüklüğünü söyleyince, işte 700 lira vesaire deyince şu anlaşılamayabiliyor. Bizim son zamanlarda evet elektriğe çok zam geldi ama aile bütçesinin fazladan maliyetleri var. Ne gibi? 4,5 milyon işsiz var şu anda memlekette. İşsiz deyince insanlar devlet çalışmıyor. Devlet rakamlarıyla tabii, tabii bunlar. Tabii, TÜİK'in rakamları. 4,5 milyon insan iş arıyor, bulamıyor TÜİK'in rakamlarıyla. 19,5 milyon insan da çalışıyor. Yani ücretli olarak çalışıyor. Bu ne demek? Her 4 kişiden biri bir işsize bakıyor bir yandan da. Şimdi onu da düşünmek lazım. İşsizlik artınca aile bütçesinde muazzam bir yük var. Çünkü bu işsizler aile içi dayanışma ağlarıyla ayakta kalıyorlar. Artı bir de farklı bir şey daha var. Mesela 2001 ile karşılaştırıyorlar genellikle. 2001'de böyle bir tüketici borçluluğu yoktu. Bu intiharlar vesaire aslında bir miktar da borç stresinden kaynaklı. İntihar edenler bazıları işsizlikten ediyor ama her işsiz kalan intihar etmiyor. Başka bir stres var sırtta. Ne o stres? Borç stresi. Herkes borçlu. Aralık ayında tam rakamı söylemiyorum ama 300 bin küsür kişi ilk defa kredi kartına başvurdu. Aralık ayında. Bu resmi verirler. İşte Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri. 147 bin kişi, bu doğru rakam. 147 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi almış. İhtiyaç kredisi niye alıyor bu insanlar? Çünkü geliriyle gideri uyuşmuyor ve bir miktar işte 3000, 5000 şuydu buydu falan filan derken alıyorlar. Faizi de düşürmeleri, kamu bankalarına zaten verin kardeşim kredi verin demeleri aslında suni bir ekonomik dengelenme yarattırıyor. Bu borçlar ödenmeyecek mi?
Bu borçların her ödeme aşamasında aile içinde milyon tane kriz ortaya çıkıyor. Tabii. Değil mi? Yani işte stres var. Belki borcu alan kişi eşinden sakladı bu borcu almayı, aldığını. Ancak öyle geçiniyor. Belki ailede bir tane işsiz var. Ona da bakılması gerekiyor. İşsiz iş bulma ümidini yitirdikçe, gittikçe daha korkunç bir yere geliyor. Memleket istihdam yaratamıyor artık. Yeni yatırım yok. İşte vaziyet o yüzden artık bir ekonomik krizden ziyade bir sosyal krize doğru gidiyor. Bizim geçmiş ekonomik krizler çünkü daha kısa süreliydi. V tipi diyorlardı. Şimdi böyle uzun süren bir bunalımın henüz başındayız. Tabii yani bunlar rakamlar. Rakamlar soğuk ve soyuttur. Somutlaştırmaya çalışıyor Ozan Gündoğdu programın başından beri. İşte az önce gördüğümüz kadıncağız elektrik meselesinde somut bir vaka olarak karşımıza çıkıyor, nasıl yani diye. Şimdi bir başkası borcu olduğu için ödeyemeyecek noktaya geldiği için Konya'da bir tır şoförü Mevlüt Çetinkaya hem de tırın önünde hayatına son verdi. Şimdi bunu hangi efendim Erdoğan'da Albayrak'ta haber ediyorlar ya, işte denge ve dengeleme, denge ve ne? Bir şey dönemi başladı da büyüyoruz da uçuyoruz da falan. Gelin de o adamcağızı anlatın Mevlüt Çankaya çocuklarına. Ha şimdi diyecekler ki psikolojik sorunları vardı. Yahu kazanamıyorsa, borcunu ödeyemiyorsa, çocuklarına nasıl bakacağını bilemiyorsa onun psikolojik sorunu olmayacak da kimin olacak? Tam dediğim gibi mutlak yoksunluğun altında kalınca her türlü sorun oradan çıkıyor zaten. Psikolojik çıkıyor. Yani artık mutlak yoksulluk hali söz konusu. Çok da acı bir fotoğraf. Yani şimdi bakın bir anda böyle bir şey, yani arabasının önünde bir fotoğraf vardı. Verilecek gibi değil elbette. Bir yanda bu adamcağız. Bir yanda da onu tekrar verelim mi arkadaşlar ya? Küçük damat Sümeyye Erdoğan'ın eşi Selçuk Bayraktar'ın 19 Şubat Sevgililer Günü mesajı. Kime aşkını ilan ediyor? İHA'lara, SİHA'lara. O İHA'ların, SİHA'ların uçuşunun kontrol edildiği merkezde, ortada seçmişsinizdir herhalde damadı, küçük damadı. Bu fotoğrafta tabii bir suistimal var. Nedir o suistimal? Ben sizin güvenliğinizi sağlıyorum suistimali var. Evet. Yani işte doğru. Onu suistimal ederek aslında muazzam ihaleler kazanıyor. Ama aşk, işte aşk bu. Yani bu arada hakikaten bütün bunları insanlar bir süreçte görüyorlar. Görülmüyor zannedilmesin. Az önce Sultanbeyli'de tekrar izlediğiniz görüntüde dinimizi sömürerek soydular, çaldılar dediler amcağızın biri. Dinimizi kullanarak. Kim kullanıyor en çok onu? Tabii ki bu konudaki en büyük kurum Diyanet İşleri. Diyanet İşleri Başkanı Kur'an kurslarına bir tuğla koyan cennette ev sahibi olur dedi. Muazzam bir tepkiyle karşılaştı ve Diyanet İşleri sitesine o bölüm konulamadı konuşmasının. Şimdi bir o kadar tepki gösterilmesi gereken, bence tepki de toplayan bir açıklama geldi Diyanet'ten. Akşam pazarına gidin diyor ya. Ay affedersiniz, bazen ben böyle nerede olduğumu unutuyorum. Yahu Diyanet'ten insanlara tavsiyeler. Günde demiyorlar ama yakındır. Günde bir öğün yiyin. Çünkü sabah gazetesi haberi anlatıp duruyor. Günde bir öğün yemek ömrü uzatıyormuş. Efendim yürüyerek gidin, yürüyüş iyidir falan. Diyor ki Diyanet, onları demedi henüz ama bunu diyor. Akşam pazarına gidin, o zaman ucuzdur diyor. Akşam pazarında geride kalanları toplarsınız diyor vatandaşa. Bu konuda utanmazlık kelimesi uyar mı? Bilemiyorum ya. Yani bu daha fazlasını söylemek daha lazım. Daha fazlası ama mı? Türkçe buna el veriyor herhalde ya da benim Türkçem ona el veriyor. Yani bu inanılmaz. İsraf tabii haramdır diye söylüyorlar. Onun kılıf altında, ben metni okudum, o kılıf altında belli tavsiyeler veriyorlar. İşte mümkün olduğunca tutumlu olmak caizdir diyorlar.
Fakat bunu bu kadar çifte standart olmaz. İşte en son sadece Ankara'ya yapılan saraylar yaklaşık 400 küsür milyon lira harcanmış. Yani sadece bu son tadilatıyla vesaireyle falan. Bu beyefendinin falan arabası yani. Zırhlı Yani bu zırhlı Mercedes'e biniyorsunuz. Ya bu kaç, ne kadardır onun parası? 1,5 milyon falan mıdır? Ucuzdur canım, 1,5 milyon ucuz. Yani 3-4 milyon vardır tabii. Ben paradan çok anlamıyorum. S600 Maybach'lerle geziyorlar onlar. Yani 3-4 milyonluk araca binecek beyefendi. Sonra diyecek ki size, akşam pazarından alışveriş edin. Hadi canım sen de derler. Bir de 4000 motor araçlar, bunlar benzin içiyorlar. Böyle bir hesap yapmıştık gazetede. İşte 30 tane küsür araç, işte içinde jipler var, Maybach'ler var, büyük 4000 motorluk araçlar var. İşte Cumhurbaşkanı konvoyu oluyor bu. Cumhurbaşkanı konvoyu, ama Cumhurbaşkanı yurt içinde şeyle seyahat ediyor, uçakla seyahat ediyor. Şöyle tuhaf bir durum var. Ankara'dan mesela Elazığ'a ziyarete gidecek Cumhurbaşkanı. Depremde mesela. Tamam. Ankara'dan uçağıyla gidiyor Elazığ'a. Peki havalimanından onu kim alıyor? Ankara'dan bir de 30 araçlık bir konvoy Elazığ'a doğru yola çıkıyor. Havalimanından 30 araç onu al, Ankara'dan 30 araç da gelmiyor yani. Bir Boeing 747 ile zaten kendisine ait uçağıyla geliyor. 30 araç bunu yapıyor. Yaktığı benzin yaklaşık işte bir ev parası. Yani sadece bu süreçte yakılan benzin yaklaşık bir ev parası. Şimdi buna Diyanet'in hiçbir şey demezken, işte insanları akşam pazarına yönlendirmesi, ya işte çok kibarca utanmazlık denebilir yani. Gene aynı yere bağladın demeyin. Bağlayacağım valla. Şimdi durum böyle olunca, insanlar da artık görmeye başlayınca, AKP'nin oylarındaki erime, hani Bekir Ağırdır'ın tanımıyla söyleyeyim, KONDA Genel Müdürü, buzulun erimesi falan değil. Evet, çok güzel. Buzullardan ada ya da hatta kıta büyüklüğünde parçaların kopması gibi, öyle bir teşbihle anlattı. O kadar AKP tabanından kopuş var. Ha nereye gider bilmiyoruz ama bir kopuş var. İnsanlar artık hakikaten kendisini sokakta ifade ediyor. Böyle olunca da korkutmak için iktidar elinden geleni yapıyor. Birkaç kozu kaldı iktidarın elinde. Bir, savaş, verin mehteri, atsın bayrağı. İki, korku. Şimdi çok acayip bir yere geldi iş. Hakikaten. Biz bu filmi gördük. Siz de gördünüz ama. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, kendisi nasıl söyleyeyim size, cihatçı kafasının çok temiz bir örneğidir. Şöyle bir yazı yazdı bugünkü Yeni Şafak'ta. Bu kez darbe söylentilerini ciddiye alalım diyorum. Duman tütüyorsa bir yerde, orada bir şeyler oluyor. 5-10 bir hazırlık yapılıyor demektir. Okumaya devam eder misiniz? Sesin gitti. Şer şirret güçler ve uşakları tarafından darbe laikçi kemalist şebekelerden gelecek. Bu şebekelerin kim olduğunu bilmiyoruz ama. Şebeke diye şey. Darbe geliyor da nereden gelecek? Laikçi kemalist şebekelerden gelecekmiş. Şimdi diyor ki darbe söylentilerini ciddiye alalım. Aa, darbe söylentileri varmış meğer. İşte bir Rand Corporation şeyi var, raporu var. O raporda Amerika'nın Pentagon'a şey yapan, Pentagon'a bilgilendiren bir şey, think tank kuruluşu gibi bir şey. O raporun içerisinde bir kenarda ordunun orta kademeleri rahatsız olduğunu söylüyor. Ama yani böyle bir dipnot şeklinde. Ama ilgi çekici olan şu, sadece Yusuf Kaplan da değil, aynı gün neredeyse bir 10 kişi aynı şeyi yazdılar. Bu anladığımız kadarıyla, yani benim yorumum en azından o şekilde. Ya bu darbe söylentileri var diye yazın denilmiş, evet, bunlara. Evet. Bunlar da bu kalemleri oynatmaya başladılar. Tabii şey de lazım. Tabanı konsolide etmek lazım. Etrafı konsolide etmek lazım. Ama bence stratejik olarak yanlış yapıyorlar. Bu gemi batıyor görüntüsü de verdirtebilir. Şey değil, tedirgin edici bir şey ama işte korkutarak şey yapacaklar, bir konsolidasyon yaratacaklar. Şimdi bu senaryolar, darbe senaryoları, evet, kim yapacak? İşte asker yapacak. Daha doğrusu askerin içinde laikçi
Kemalist grup yapacak. Onların başında herhalde şimdiki Genelkurmay Başkanı ya da eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı falan darbe ekibinin başına getirecek halleri yok, ya da kuvvet komutanlarını. Birdenbire FETÖ meselesiyle deki çıkışıyla hedef haline gelen İlker Başbuğ birlikte anılmaya başlanıyor. İlker Başbuğ bu sefer hani darbeci paşa olarak da gösterilebilir. Burası Türkiye. Avukat aracılığıyla bir açıklama yaptı Başbuğ. Hayali darbe senaryoları FETÖ kumpaslarını hatırlatıyor. Şiddetle bunu, bu konuya ismin karışılmasını kınıyoruz. Hayali komplolara müvekkilimizin adını karıştıranlar, müvekkilimizin 28 Ocak 2020 tarihinde bir televizyon programındaki bir yasa değişikliğine ilişkin açıklamaları zamanlaşılmasına dikkat çekmektedir. Bu yasa değişikliğine ilişkin ilk açıklama değildir vesaire. Bu hayali komplolara karşı işte yasal haklarımız saklıdır falan filan. Şimdi ay neresinden tutmalı bilmiyorum ama biraz da konuşmalı. Bütün bu tartışmalarla FETÖ'nün siyasi ayağı zaten konuşuluyordu malum. Sevgili Fatih Ertürk'ün programında Halk TV'de bomba patlatıldı geçenlerde, önceki akşam. Abdülhatif Şener. Şimdi FETÖ, siyasi ayak vesaire, İlker Başbuğ'u hedef gösterip de vay sen ne diyorsun diyenler birdenbire Abdülhatif Şener'in sözleriyle bir titreyip kendilerine mi geldiler, ne yaptılar bilmiyorum. Çünkü Abdülhatif Şener işlerinden biri. Ben o MGK toplantısındaydım dedi. Evet, ben de o MGK toplantısındaydım dedi. Şeyden önce Cumhurbaşkanı, Başbakan, sene 2004, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök o sırada bir özel görüşme yapmışlar. Ve masaya gelecek raporun konuşulmamasını kararlaştırmışlar. O rapor ne? Genelkurmay'ın ortaya koyduğu FETÖ gerçeği raporu. Şeyden sonra MGK'da, yani toplantının sonunda bir metin dolaştırılmış. İşte bu FETÖ gerçeğini ortaya koyan rapor şeyinde Gülen cemaatine karşı gerekenin yapılması gibi, bir özetle söylüyorum, bir metin. Bunlar imzaya açılmış. Demiş ki Abdülhatif Şener, bunlar işte Fatih Ertürk'ün programında anlattı. Yanında Abdullah Gül varmış o sırada, Dışişleri Bakanı. Ya demiş, konuşmadık ki demiş biz bunu demiş. Şimdi ne imzalıyoruz? Aman demiş Abdullah Gül. Aman sesini çıkartma, imzala. Konuşulmayacak, öyle karar alındı demiş. Ben diyor imzaladım diyor. Bir baktım diyor yanında diyor Mehmet Ali Şahin, o imzalamadı diyor. Bu arada Mehmet Ali Şahin FETÖ'nün soruşturulmasını ve gereğinin yapılmasını isteyen o karara, ki sümenaltı edildi, imza atmayan Mehmet Ali Şahin şu anda Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nda üye. Erdoğan'ın yanı başında. Hani Erdoğan diyor ya yanıldık yanıltıldık, hala yanılıyor yanıltılıyor. Olabilirler belki de. Böyle bir durum. Şimdi bakın bütün bunları saray medyası, bu bir parça bir şey daha paylaşacağım, sonra Ozan Gündoğdu'ya bırakacağım sözü. Bütün bunları ben merak ediyordum. İnsanlar mesela, özellikle saray medyasındaki gazeteciler, işte köşe yazarları falan, kendilerini nasıl izah ediyorlar? Nasıl görmemizden geliyorlar? Şimdi şöyle bir durum var. İnanılmaz bir yüzsüzlük var. Bakın, şu gözlüğü taktığım zaman, bu benim uzak gözlüğüm. Şu gözlüğü taktığım zaman ben bunu okuyamam. Göremem. Ya da işte bu yakın gözlüğü olsa uzağı göremem. Aynen bu. Ya uzağı görmüyorlar ya hatta tam tersine. Şunu takıp da 2004'e gidiyorlar da burunların ucunu okuyamıyorlar. Hakikaten okuyamıyorum şu anda. Nedim Şener. FETÖ kumpasıyla içeri atıldı. Çıktıktan sonra bir haller oldu. Türkiye'de
FETÖ'yle mücadele eden tek kişi var, o da Erdoğan dedi. Şimdi bugünkü Hürriyet'e transfer oldu biliyorsunuz. Hürriyet'teki yazısı. Hilmi Özkök analizi, gizli gizli namaz kılarmış yazısının başlığı bu, bakmayın. Hilmi Özkök CNN Türk Masası programına bağlanıp canlı yayında ah ben eskiden gizli gizli namaz kılardım dedi. İşte gizli namaz kıldığını itiraf etti gibi tuhaf başlıklarla verildi. Onu geçelim. Onun altındaki yazısını özetledim. Biraz uzunca, kusura bakmayın. Nedim Şener diyor ki, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla cemaat olan Fethullahçılık kanunen bir suç sayılmıyordu. Kanun suç saymadığı bir konumda olan kişiye ordudan atmak gibi ağır bir ceza verilebilir mi diye soruyordu. Evet, Hilmi Özkök hakikaten suç değildi ki FETÖ'cülere atmak. Dolayısıyla FETÖ'cü olmak, dolayısıyla biz de onları atmıyorduk diyor. Bunu hatırlatıyor Nedim Şener. Oysa diyor, 1987'den itibaren 400 FETÖ'cü ihraç edilmişti. Bunların arasında generaller falan var. O zaman bu genelkurmay başkanları haksız yere ihraç etmiş, suç işlemişti, öyle mi? Hilmi Özkök konuya hakim olmayanları bunlara inandırabilir. Ama gerçekler başka şeyler anlatıyor. Özkök, 2003 yılında Fethullahçılık suç sayılmadığı için ihraç etmedik derken, 2004 yılı Haziran ayında MGK toplantısında Fethullahçıların emniyette, Allah'ım bu nasıl yazı, birbirine girmiş harfler, özür dilerim, milli eğitimi hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığına, devlet içinde devlet olduklarına dair sunum gerçekleştirdi. Yani diyor Özkök, Fethullahçılar devlet içinde devlet oldular diyen, o raporu hazırlayan kişi, sunum o yaptı o MGK'da, malum MGK'da diyor. Bunu diyor MGK gibi devletin zirvesinde anlattıktan sonra ne yaptı peki? Aklınıza FETÖ'cüleri ihraç ettiği geliyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü o sunuma rağmen TSK'dan Fethullahçı tek kişi ihraç edilmedi. Hilmi Özkök ve komutanlar olup biteni seyretmeyi tercih etti. Şimdi ben bu gözlüğümü takıyorum. Bunu okuyacağım. Şuradan. Okuyamıyorum. Okuyamayınca şunu göremiyorum. Tamam, Hilmi Özkök, ay nasıl büyük bir ne denir? Sorumlu. Aldanış yarış, sorumsuzluk yaşamışlar. Acaba o sırada başbakan kimmiş? Şimdi gözlüğümü çıkartıp bir daha bakıyorum. Yok bu. Hilmi Özkök ne kadar ayıp yapmış ya. Sen o sunumu hazırla, sonra da Fethullahçı'na ihraç etme. Çünkü asker dediğinizde bir tek Hilmi Özkök'ün emriyle atılıyor. Yüksek Askeri Şura'da Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı bilmem kim falan, onlar karışmıyor. Başbakanın zaten haberi yok, o sırada tavanı seyrediyor. Bu kadar körleşme olabilir mi? Oluyor. Olunca da ben sorumun cevabını buldum. Bunlar kendilerini böyle kandırıyorlar. Takıyorlar bu gözlüğü. Esas sorulması gereken soruyu sormadıkları için içleri rahat. Vay Hilmi Özkök, sen niye böyle yaptın? Gazetecilik itibarı açısından da kötü. Ben yani şimdi bu yazıyı siz okurken aklıma geldi. Sanki böyle kapalı kapılar ardında dönmüş de bütün dolap ve vatandaş hiçbir şeyi farkında değilmiş gibi düşünülüyor. 2007-2008 yıllarında bizim işte Mülkiye'nin yan binasında Ankara Hukuk var. Bizim okulda Mülkiye. Bunlar devlete bürokrat yetiştiren okullar. Biz 2008'de 2009'da şunu fark etmiştik. Bizi devlete almayacaklar. Ankara Hukuk'a giren çocuklar, 18-19 yaşında gelen çocuklar savcı olmak istiyorlar, hakim olmak istiyorlar. Fakat o Fethullahçı tezgahına girmedikleri zaman hakim savcı olamayacaklarını farkındalardı. 19 yaşındaki çocuk, 20 yaşındaki çocuk kendisi Fethullahçı değilse eğer, hakim savcı olamayacağım ben, kariyerimi şimdiden avukatlık ya da akademik kariyer olarak belirleyeyim diyordu. Bunu 20-21 yaşındayken biz oturup konuşuyorduk. Şimdi yani farkındaydınız ve, tabii ki. Ya bunu 20 yaşındaki insanlar farkındaydı. Çünkü neden bunu, tezgahı nasıl kurduklarında farkındaydık. Çünkü hakim savcı mülakatlarına Adalet Bakanı'nın müsteşarı heyet başkanı oluyordu. Doğrudan zaten Bakanlar Kurulu'nun bir temsilcisi bu kişi, hakim savcıları alımını yapan kişiydi. Ve muazzam bir ortaklık vardı. Şimdi buradayken gerçekten Fethullahçılıkla
AKP rejiminin 2002-2015 arasını ayırmak kolay değil. Ayırırken tabii belli gazetecilik ahlakını yıpratan işler böyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Nasıl ayıracaksınız? Ama bana o kadar fena geldi ki şu nedenle bir de Nedim Şener FETÖ kumpasıyla Oda TV davasının içine atılıp Silivri'ye gönderildiğinde ben o kadar üzülmüştüm ki her programımda medya mahallesinde birçok arkadaşımın ya da tanıdığım ya da tanımadığım insanın yanı sıra Nedim Şener'den bahsederdim. Ve çok samimiyetle söylüyorum, Nedim Şener eşine ve kızına olağanüstü düşkün bir eş ve babadır. Olağanüstü. Ay derdim, şimdi o eşinden kızından ayrı, o Silivri'de nasıl uyuyor? Yani uyumakta zorluk çekerdim onları, eşini, kızını ve onu düşündükçe. Ama birdenbire ne olduysa oldu. Yani bir insan bu kadar körleşebilir mi? Şimdi Nedim Şener'i tırnak içinde mecazen dövmek değil derdim. Ama bunlar nasıl görülmez? Sen 2004 MGK'sından hareketli Hilmi Özkök'ü suçlayacaksın. Niye gereğini yapmadın madem biliyordun da diyeceksin. O raporun o gün tartışılmamasına karar veren Erdoğan'ı işte anlattı Abdülhatif Şener Fatih Ertürk'ün programında. Tartışılmayacak, konuşulmayacak kararı almışlar. Erdoğan'ı görmeyeceksin. Oradaki kabine üyelerini es geçeceksin. Bu körleşme sonunda gerçekten medyayı da Türkiye'yi de bir yere getirdi. Ama bu getirdiği noktada saray medyası mı diyeyim, sen nasıl tanımlıyorsun bilmiyorum. Etkili mi? Ya bana kalırsa etkili değil artık, çünkü sadece kendi mahallelerine şey yapmakla aslında çözülmeyi yavaşlatmaya çalışıyorlar. Temel benim genel misyonları bu haline gelmiş durumda. Buraya gelirken taksiye bindim. Taksici şey dedi, yani ben gazeteci olduğumu söyleyeyim. Gazeteciyim ben dedi. Öyle söyleyince şey yaptı. Hakaretamiz konuştu. Sen dedi bu meslek ne kadar artık iki paralık oldu bu meslekte. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Abi biz de işte elimizden geleni yapıyoruz falan. Yok be dedi, siz dedi yalan konuşuyorsunuz. Yani kendi gazetemi söylemedim yani. Ya da işte bulunduğum pozisyonu söylemedim. Ama vatandaş da artık gazetelerde yazılana inanmama gibi bir refleks oluşmaya başladı. Bu uzun vadeli düşünüyorum ben genellikle. Daha tehlikeli bir şey. Facebook'ta orada burada yazılan her şeyi doğru zanneden bir şey de oluştu. Bir dezenformasyon ağı oluştu. Ya eskiden ajanslara en azından güveniyorduk, işte Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı. En azından haberi doğrudur, yorumu falan filan değildir ama haberi doğrudur diyorduk. Ya şurada gelirken ben de ilk defa gördüm. Buluşma noktası, İBB'nin buluşma noktası 652 milyon lira diye haber yapmışlar. 652 bin lira diye yazıyor üzerinde, belgeli koymuşlar oraya. Bunun bin katına yapıldığına ilişkin Demirören Haber Ajansı şey yapıyor, haber yapıyor. Bu inanılmaz bir şey, dezenformasyon ağı. Sonra düzeltme geldi mi? Gelmedi. Benim gördüğüm gelmedi. Yani bu sabaha kadar en azından böyle bir düzeltme de söz konusu değildi. İşte Murat Ongun Twitter'dan, ya kardeşim düzeltin bunu, bin katını yapıyorsunuz diyor. Atıyorum, geçenlerde şeyde gördüm, bir milletvekili, CHP milletvekili mecliste bir konuşma yapmış. Bu konuşmada başörtüsüne ilişkin konuşmuş. Ya demiş, başörtüsü nerede takılır? Burada takılır, burada takılır, burada takılır, burada takılır. Devamında vekil şunu söylüyor. Siz demiş, Fethullah Gülen'in huzuruna çıkarken normalde başörtüsü takmayan vekiller başörtüsü takıyor. Siz nasıl bir kutsal saydınız Fethullah Gülen'i diyor ama orayı kesiyorlar. A Haber bunu böyle şeyden vermiş, habere girişinden vermiş. Başörtüsünün nerede takılacağını anlattı diye. Ve sonra işte millete mikrofon tutuyor, başörtüsüne dil uzatıyorlar vesaire diye. Orayı kesip ondan sonrasını boğazdan bir dezenformasyon ağı. Ama işte orada tabii hakiki gazetecilere çok iş düşüyor. Bu dezenformasyon ağını aşmak adına çok daha, yani bir kat değil iki kat çalışmak icap ediyor. Muhtemelen bu saray medyası veya iktidar medyası demek doğru olur. Çünkü rejim ufak çaplı değişme emareleri gösterdiği anda ben öyle düşünüyorum ki tahmin edemeyeceğimiz hızda çözülecekler. Yani böyle bir hafta falan sürmeyecek. Siz daha iyi
yorumlarsınız. Muhtemelen bir 10 gün içerisinde bütün o şey düzeni, medya düzeni bir anda allak bullak olur muhtemelen böyle bir hükümet değişikliği halinde. Çünkü işte şeyden görüyoruz, İBB gittikten sonra iki gazete kapandı yani. Az önce Ozan Gündoğdu söyledi. Hani bu darbe senaryoları hortladı dedik ya. O Rand Corporation'ın raporundaki bir cümleden hareketle belli ki saraydan gene orada biliyorsunuz bir merkezden talimatlar gidiyor. Nasıl ki ÖSO, Özgür Suriye Ordusu bir günde, aynı günde hatta Milli Suriye Ordusu oldu. Nasıl ki bütün gazeteler Erdoğan'ın aynı sözlerini manşete taşıyorlar. Bunlar hep talimatlı olan şeyler biliyorsunuz. Şimdi iki köşe yazısını daha anmam lazım. Biri, çünkü ikisi de önemli iki gazetede. Biri Sabah Gazetesi'nde Hasan Bahri Yalçın, diğeri Hürriyet'te Abdülkadir Selvi. O tehlikenin farkındayız diyor. Tehlike varmış. Çünkü diyor Abdülkadir Selvi, rapor ABD'nin 2020'de darbe yapın talimatı olarak algılandı diyor. Şimdi eğer politikayı şu kadarcık biliyorsanız, uluslararası ilişkilerden şu kadarcık haberiniz varsa, bunun zürafayı civciv olarak pazarlamaktan farkı olmayan, yani absürt, saçma falan değil, absürt bir altüst ediş bir masal olduğunu anlarsınız. Hakikaten zürafayı civciv diye pazarlamaya çalışıyorlar. Neden? Şimdi ABD ordu içinde laikçilere, Kemalistlere darbe yapın diyecek. Neden? Erdoğan'ı indirmek için mi? Bir anlatır mısın? ABD ne istiyor? Türkiye'de Kemalist, tırnak içinde laikçi, gene tırnak içinde bu beyefendinin deyişiyle, onların Amerika ile ilişkisine, biraz önce anlattığın anti-emperyalizm üzerinden, ama bir daha siyasi olarak bu darbe senaryolarından hareketle anlatır mısın lütfen? Ondan önce ufak bir şeyim var, bir vurgum var. Ya bir yandan çok çelişkili geliyor bana açıkçası. Bir yandan vatan millet Sakarya edebiyatı türerken milli ordumuz şöyle şahlanıyor, öyle oraya gireriz, Şam'a da yürütürüz, onu bunu da yaparız vesaire derken, bir yandan iktidar medyasında şebeke diye bahsediyor bir grup subaydan. Nereden biliyorsun? İşte yok, öyle bir kanıt da yok elde. Öyle düşünüyor. Bir şey de var, bir kin, bir hınç da var. Bunların bitmeyen bir kin, hınç da var. Şimdi bu çok popüler bir ifade ama bence siyasal İslamcılıkla ABD arasındaki ilişki, artık Türkiye'deki siyasal İslamcılıkla ABD arasındaki ilişki etle tırnak gibi. Finansal açıdan da etle tırnak gibi, politik açıdan da etle tırnak gibi. Geçenlerde sosyal medyada gördüm, Mehmet Şevket Eygin'in işte zamanında Bugün gazetesinde yazan, ta 68 yılında 6. filoyu protesto eden gençlere karşı nasıl cihat ilan edildiği, ama böyle ağzından köpükler saça saça, onlarda sopa varsa bizde silah olsun diye meydanlara döktüğünü, bunu yaparken de aslında Amerika'nın ne kadar ekmeğine yağ sürdüğünü bugün artık bugünden baktığımız zaman çok rahat yorumlayabiliyoruz. Yani ABD Türkiye'ye baktığında ordu içinde sayılarını bile bilmediğimiz laik, Kemalist bir grubu mu tercih eder, Erdoğan'ı mı? Bu kadar somut sorayım sorumu. Tabii ki Erdoğan tercih eder. Çünkü temel kriz, Türkiye yönetirken temel kriz Müslümanlar yönetmişsin, Müslümanlar mı yönetsin, Hristiyanlar mı yönetsin değil. Temel kriz, bizim şirketlerimiz burada palazlanabilecek mi? Bizim sermayemiz burada palazlanabilecek mi? Benle uyum içinde çalışacak ve Orta Doğu'daki politikalarımı devam ettirebilecek bir hükümet mi olacak? Şimdi vatandaşımız şey zannediyor, işte Müslümansa o zaman ABD karşıtıdır. Hayır, bir Brzezinski vardı meşhur, işte 90'lı yıllarda ABD'nin dış politikasını idare ediyordu. Afganistan'da cihatçıları Sovyetlere karşı silahlandırdıktan sonra soruyorlar 98 yılında Brzezinski'ye, İyi mi oldu şimdi, bak oradan El-Kaide türedi diyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Sizce hangisini tercih edersiniz? Sovyet İmparatorluğu'nun dağılmasını mı, yoksa bir grup kolayca şey yapılabilecek, kontrol altına alabilecek cihatçının ortaya çıkmasını mı? Ben Sovyetleri dağıttım diyor. Dolayısıyla şunu farkına varmaları lazım. 70'li yıllardan, 60'lı yıllardan gelip 80'li yıllara kadar
Amerika siyasal İslam'ı doğrudan finanse etti. Kendisi de nasıl finanse etti? Burada Suudi Arabistan'da kullandığı, orada meşhur petrol tekeli Aramco, muazzam paraları idare ediyorlardı. O Aramco rabıta aracılığıyla gerek işte İhvan'ı, gerek işte rabıtanın etrafında finanse edilmiş siyasal İslamcı grupları fonladılar. Ve zaten böyle bir finansal çete olduğu da çok açık. Şimdi geçenlerde şeyin raporuna bakıyorum. İşte Ensar Vakfı'nın faaliyet raporu. Ya Ayşenur Hanım, bunların 59 tane vakfı var. 59 tane yurdu var. Hı. Ya para saymayı bilmiyor ya da dayak yememişler. 59 tane yurt dediğiniz şey küçük paralarla finanse edilebilir. Onlara yurt, öğrencilere burs verilebilir. İşte 59 tane yurdun çoğu zaten belediyelerden alınmış şeyler. Binalar vesaire. Binalar zaten. Vesaire. Zaten binalar kendilerinin değil. Ya milyonlarca dolar para akıtılıyor buraya. Bu paranın öğrencilere gitmediğine, bu paranın hadi İslamcıyız biz diyorlar, şey yapıyorlar vesaire. Ona da karşıyım da velev ki oraya, bu para nereye gidiyor? Buna ilişkin bir şey yok. Bu ağ uluslararası bir ağ. Yani ABD, Suudi Arabistan, Türkiye'deki siyasal İslamcılık uluslararası bir rant ağını organize ediyor ve bu Müslüman kardeşler hattı. Ve bu şey var. Yarın Gezi davası var. Vaktiyle Hopa için sokağa çıkan bir genç olarak Ozan Gündoğdu'nun bu dava hakkındaki görüşlerini almadan bu program bitmez. 10 milyon insan sokağa çıktı Gezi'de. Gezi bu memleketin vicdanıdır. Bu hareketi hiç anlamayanlar için düşünüyorum. Hiç anlamayanlar şey zannediyor olabilir. Yani bir böyle 10 işte bu dezenformasyon bunu yaratıyor. 10 milyon insanı bir parmak sokağa çıkardı sanki. Hayır, bir kamu vicdanı hareketi ortaya çıktı. Kardeşim bir tane park istiyoruz ya, alt tarafı bir tane park istiyoruz, onu da verin bari diyen insanların üzerine işkenceyle, copla, biber gazıyla gidince milletin burasına geldi. Yeter artık dedi ve 10 milyon insan memleketin çeşitli yerlerinde sokağa çıktı. Türkiye'nin gördüğü gelmiş geçmiş en büyük sivil toplum hareketiydi. Ellerine silah almadılar vesaire falan filan. Ve o günlerde ben Ankara'daydım. İstanbul'a ziyarete geldiğim zaman İstiklal'de insanlar birbirinin yüzüne gülüyorlardı. Ya. Muazzam günler. Şimdi açıkçası bir gerek o bu davada yargılanan insanlara büyük bir haksızlık. İşte ne yapmışlar? Basın aşaması yapmışlar. Taksim danışması diye. Bir de ya, sandviç almışlar. Sandviç almışlar. Ya bu davaların içine giren bilir. Bu davalar muazzam kumpas davaları. Acı olan şu ki mesela Nedim Şener umutlandı herhalde. 15 Temmuz'dan sonra bu yargı düzeni temizlenecek vesaire falan filan. Acı olan şu ki Fethullahçıların öğrettikleri aynen bugün tatbik ediliyor. Aynen. Hiç farkı olmadan şekilde. Yani işte bizimkini şey diyorlarsa, saçlarını kestirmek için şey yaptılar, tanınmamak için saçlarını kestirdiler diyorlarsa, işte Mücella Hanım'a da diyorlar ki sandviç aldı. Bir tane somut kanıt olmadan muazzam bir hareketi böyle sanki tek parmakla şey yapılıyor. Bir de tabii şu var. Eğer ki böyle bir şer odağı varsa, yani bir parmakla milleti sokağa indiriyor, oradan çıkartıyor ise, o zaman şimdi de yaparlardı değil mi bunu? Ama aynısı şimdi olmuyor. İşte Türkiye'nin geldiği ekonomik, politik, diplomatik çıkmazda korku sopası bir yandan işte darbe gelecek senaryoları, bir yandan gezi duruşmaları korku işe yarar diyorlar ama o eşik umarım atlatıldı. Efendim Taksim dayanışması yarın Silivri'ye duruşmayı izlemeye gidecek olanlar için otobüs kaldırıyor. Buralarda ben bunu Twitter hesabımdan da paylaşacağım. Sizler de bulabilirsiniz Taksim Dayanışması diye ilgilenenler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Cuma günü bu programda açıklamıştı. CHP'liler Ankara'da mecliste görevli milletvekilleri dışında ve yöneticileriyle birlikte milletvekilleriyle duruşmada olacak diye. 10 milyonduk. Ne diyorduk o zamanlar? Hepimiz oradaydık diyoruz değil mi? Hepimiz o gün oradaydık. Hepimiz bugün nerede olacağız? Hepimiz yarın nerede olacağız? Bunun yanıtı Türkiye'nin geleceğini gösterecek.
Öyle değil mi? Evet. Biz mağdur olmadık. Biz muhatap olduk. Bu muhataplığın devam etmesi lazım. Yani bir şekilde iktidarın doğrusunu, yanlışını eleştirdik. Bu sebeple sokağa çıktık. Şey de yapmadık. Herhangi bir teşkilatın içinde böyle dış bağlantılı vesaire böyle bir emperyalizmle ilişkili bir hareketin içinde de bulunmadık. Bağımsızlıkçı, işte kamucu, halkçı çizgideydik. Şeye bırakmamak lazım. Yani bu iktidar birkaç tane günah keçisi yaratmaya çalışıyor. Evet, onun evet. üzerinden dayak atıyor ama o dayağı attırmamamız lazım. Çok teşekkür ederim Ozan Gündoğdu. Ben teşekkür ederim. En kısa sürede bir daha. Tamam, tamam oldu. Mı? Teşekkür ederim. Nasılsa konuşacak çok konu oluyor. Yarın efendim Murat Ağrel burada olacak. Sarmal diye bir kitap yazdı. Sarmal'da Ozan Gündoğdu'nun az önce söylediği gibi Amerika, Suudi Arabistan nasıl siyasal İslam'ı besledi, büyüttü? Onları konuşacağız. FETÖ meselesini elbette. Tabii gözümüz kulağımızda Gezi'de olacak. Görüşelim efendim. Hoşçakalın.